1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleştirilen tepkimedeki maddelerin derişim zaman grafiği aşağıda verilmiş. Buna göre denge sabiti Kc hangisiyle hesaplanabilir? Zamanla kapta azalan madde Y maddesi. Y o zaman girenlerde girenler zamanla azalır. Z ve T ise zamanla oluştuğu için onlar da ürünlerde. Z ve T ürünlerde. Başlangıç, değişim ve denge yazalım. Başlangıç, değişim, denge değerlerini grafikten okuyalım. Y başlangıçta derişimi 6 molardı. Z ve T hiç yoktu. Ve dengeye geldiği zaman ki T anında dengeye geldiğini anlayabiliriz. Oradan sonra derişimler sabit. Y'nin derişimi 4'müş. Z'nin derişimi 3'müş. T'nin derişimi de 2'ymiş. Demek ki Y 6'dan 4'e düştüğüne göre 2 azalmış. Z 3 artmış. T 2 artmış. Değişim katsayıyla doğru orantılıdır. Y'nin katsayısını 2 olarak kabul edelim. 2 katsayısına 2 azaldıysa 3 katsayısına 3 azalır. 2 kat sayısı 3 kat sayısına 3 artar. 2 kat sayısına 2 artar. Şimdi burada kc'ye bağıntısını yazacak olursak ürün bölü giren kat sayısı. Üründe z'nin derişiminin küpü çarpı t'nin derişiminin karesi bölü y'nin derişiminin karesi şeklindedir. Z'nin derişimi kaç? 3. 3'ün küpü çarpı 2'nin karesi bölü 4'ün karesi. Paydada 4'ün karesi olan burası var. 3'ün küpü 2'nin karesi 4'ün karesi cevap d şıkkıdır. 0,5 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 5'er mol hidrojen ve klor gazlarıyla aşağıdaki tepkime başlatılıyor ve dengeye ulaştığında kapta 2 mol HCl gazı bulunduğuna göre Kc kaçtır? Tepkimeyi şuraya tekrardan yazalım. H2 artı Cl2'den 2 HCl. Başlangıç, değişim ve denge yazalım. Başlangıç, değişim, denge. Şimdi burada başlangıçta 5'er mol H2 ve Cl2 var. H2 5 mol. Cl2 de yine 5 mol. HCl'den hiç yok. Daha sonra çeşitli değişimler yaşanıyor. Yani hidrojen ve klor azalıyor. HCl oluşuyor ve dengeye ulaştığında 2 mol HCl var. 2 mol HCl var. Başlangıçta hiç yoktu. Demek ki 2 mol artmış. Değişim katsayıyla doğru orantılıdır. 2'ye 2 artmışsa 1'e 1 mol azalmıştır. 1'e 1 mol azalmıştır. Ve denge anda H2'den 4 mol, Cl2'den de 4 mol var. Kc'yi hesaplamak için bize derişimler lazım. Derişim yani molarite eşittir. N bölü V'dir. Mollerini biliyoruz zaten. Hacim de hepsi için 0,5. Hepsini hacim olan 0,5 litreye bölelim. Ve derişimlerini bulalım. Bir sayıyı 0,5'e bölmek demek onu 2 ile çarpmak demektir. 4 çarpı 2'den demek ki 8 molar. 8 molar. 4 molar. Şimdi Kc, Kc burada ürün bölü giren katsayılar üs olarak gelir. Üründe HCl var, katsayısı 2. Derişimi 4, 4'ün karesi. 4'ün karesi. Bölü 8 üzeri 1, 8 çarpı 8 üzeri 1'den 8. 4'ün karesi 16 bölü 8 çarpı 8. 8 gitti 1. 8 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 2. 2 bölü 8 o da 1 bölü 4'tür. Cevap E şıkkıdır. 5,6 litrelik sabit hacimli bir kapta 0 derecede 1,6 atm basınç yapan COCl2 gazıyla başlatılan bu tepkime sabit sıcaklıkta dengeye ulaştığında kapta toplam 0,7 mol gaz bulunuyormuş. Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti yani Kp kaçtır? Öncelikle bu gaz için COCl2 için bir pvnrt yazıp mol sayısını bulalım. PV eşittir nRT. Basıncı 1,6 atmosfer çarpı hacmi 5,6 litre mol sayısını bilmiyoruz. R değeri 22,4 bölü 273. Sıcaklık da 0 derece yani 273 kelvindir. 273'ler birbirine götürdü. 5,6 ile 22,4 arasında 1'e 4 oran var. N eşittir 1,6 bölü 4 yani 0,4. 0,4 mol COCl2 ile bu tepkime başlatılmış. Buraya tepkimeyi tekrardan yazalım. Hepsi gaz fazında zaten. CO artı Cl2. Başlangıç, değişim ve denge diyelim. Başlangıç, değişim, denge. Şimdi başlangıçta 0,4 mol COCl2 gazı var. Bunlar başlangıçta hiç yok. COCl2 ne kadar azaldı bilmiyoruz. Diyelim ki X mol azalsın. O zaman CO karbonmonoksit X mol artar. Molleri yazmayalım ya da hepsi mol cinsinden x mol CO artar. x mol klor artar. Denge anında 0,4 eksi x mol, x mol, x mol'dur. Şimdi bunların toplamı da 0,7 mol'müş. Dengeye ulaştığı zaman toplam gazları mol sayısı 0,7'ymiş. O zaman 0,4 eksi x artı x artı x eşittir 0,7. Burada eksi x ile artı x birbirini götürecek. x buradan 0,3 olarak gelir. O zaman 0,4'ten 0,3 çıkarsa burası 0,1 mol. Burası 0,3 mol. Burası da 0,3 mol. Şimdi ilk durumda, ilk durumda kapta kaç mol gaz vardı? 0,4 mol gaz vardı. 0,4 mol'lük gaz kaç atmosferlik basınç yapıyordu? 1,6 atmosferlik basınç yapıyordu. Bu sabit hacimli bir kap. Sabit hacimli kapta 0,4 mol'lük gaz 1,6 ATM basınç yapıyorsa 0,1 mol'lük gaz doğru orantılı bir şekilde 4'te biri e 0,4 ATM basınç yapar. Yani COCl2 0,4 ATM basınç yapacak. 0,3 mollük bir gaz ise 3 katı olan 3 katı 1,2 ATM basınç yapar. O zaman bu gaz 1,2 ATM. Aynı şekilde Cl2 de 1,2 ATM basınç yapacak. Burada Kp de Kp ürün bölü giren kas üst şekilde kısmi basınçlardan bulunabilir. Yani P CO çarpı P 2 bölü P CO, Cl2. Katsayılar 1 olduğu için üst gelmiyor. CO maddesinin kısmi basıncı denge anda 1,2 çarpı 1,2 bölü 0,4. 0,4 ile 1,2 arasında 1'e 3 oran var. 3 ile 1,2'yi çarptık. 3,6 Kp'nin değeridir. Cevap D şıkkıdır. Tepkimesinin T derecedeki denge sabiti Kc değeri 1'dir. Aynı sıcaklıkta 1 litrelik sabit hacimli kapta bulunan SO2, O2 ve SO3 gazların mol sayıları sırasıyla 4 mol, 2 mol ve 2 moldür. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şöyle tepkimeyi yazalım. 2 SO2 artı O2'den 2 SO3. Şimdi bu herhangi bir anda, herhangi bir anda hacim 1 litre, dolayısıyla mol ile molarite eşit. SO2'nin derişimi 4 molar, O2'nin derişimi 2 molar ve SO3'ün derişimi 2 molar. Acaba bu anda dengede mi değil mi? Bunun için Qc değerini hesaplarız. QC'yi aynı KC gibi hesaplarız. Eğer Kc eşit çıkarsa dengede, çıkmazsa değil. Burada SO3 ürün bölü giren katsayısı 3 üs. Ürünlerde SO3 var derişimi 2, katsayısı 2 üs olarak gelir bölü girenlerde 4 SO2 katsayısı üs olarak gelir. Çarpı 2 katsayısı 1 olduğu için 2 üzeri 1. Buradan 4 bölü 16 çarpı 2 1'e 4'tür. Yani 1 bölü 8 gelir. 1 bölü 8 1'e eşit olmadığı için 1 bölü 8 eşit değildir 1. Dolayısıyla sistem dengede değildir. Doğru. Sistemin tekrardan dengeye gelebilmesi için bu 1 bölü 8 değerinin 1'e gelmesi gerekir. Yani 1 bölü 8 değerinin artması gerekir. 1 bölü 8 değerinin artması demek ürünlerin artması, girenlerin azalması yani reaksiyon ürünlere doğru kayması demektir. Sistem dengeye ulaşana kadar İleri tepkime hızı geri tepkime hızından büyüktür. Şimdi burada sol taraftaki derişimler daha fazla, girenlerde derişimler daha fazla. Ürünlere kaydıkça gitgide girenlerin derişimi azalacak yani hızı azalacak. Ürünlerin hızı artacak. Bir noktada hızlar eşitlendiği anda tepkime dengeye ulaşacak. Dolayısıyla ileri tepkime hızı geri tepkime hızından büyüktür ifadesi bu anlamda doğrudur. Dengeye ulaşan sistemde gazların mol sayıları toplamı 8 molden büyüktür. Şimdi bu andan sonra reaksiyon sağa doğru giderken Girenler azalacak. Diyelim ki 2'ye 2x azaldı. x azaldı. 2x arttı. Ve bu değişimlerden sonra dengeye geldi. Dengeye geldiği zaman artık SO2'den 4 eksi 2x. O2'den 2 eksi x. so 3 2 artı 2x vardır. Şimdi denge anında bu molleri toplayacak olursak. Toplayacak olursak. 4 eksi 2x artı 2 eksi x artı 2 artı 2x. Şu artı 2x ile eksi 2x birbirini götürdü. 4, 6, 8, eksi x. 8 eksi x mol var ama diyor ki 8 molden büyüktür. Hayır 8 molden küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla c şıkkı yanlıştır. Dengeye ulaşan sistemde SO3'ün mol sayısı 2 artı 2x yani 2'den büyüktür. Doğru. Dengeye ulaşana kadar SO2'nin mol sayısı azalır. 4'tü 4 eksi x azalıyor gitgide. Doğrudur. Tepkimesine göre dengede olan sisteme hidrojen iyodür gazı, haşığı gazı derişimini arttırmak için işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? H2S gaz, iyot katı, haşığı gaz. Şimdi bir kap düşünelim. Bu kapalı bir kapta gerçekleşiyor. Burada H2S gazı, haşığı gazı ve bir de iyot katısıyla S katısı var. İyot katısı dipte şöyledir. Diyelim ki S katısı da dipte böyle. Şimdi burada denge tepkimelerinde katılar dengeyi etkilemez. Yani bir katıya eklemen veya çıkartman dengeyi etkilemez. Çünkü gerçekten iot katısı buraya ekledik. Biraz daha iot katısı yaptık diyelim ki burada. E zaten dengedeydi. Buraya biraz daha iot katısı eklememiz hiçbir şeyi değiştirmez. Katıları sıvıları direkt çizebiliriz. Sıcaklığı arttırmak. Delta H0'dan büyük bu endotermik bir tepkimedir. Endotermik tepkimelerde sıcaklık artarsa reaksiyon ürünlere kayar. Ürünlerin derişimi artar. Yani haşığı maddesinin derişimi artacak bu olur. Peki. Kaba haşı eklemek. Kaba zaten hidrojen iyodür ekliyorum. Doğrudan hidrojen iyodürün derişimi artar. Sonra sola kaydı için bir miktar azalır ama ilk etki sıfırlanamaz. Önce artar sonra azalır. İlk duruma göre artmış kalır. Kabın hacmini azaltmak. Yine burada katıları çizelim. Katıları çizelim. Kabın hacmini azaltırsak basınç artar. Basınç artarsa sistem basıncı azaltacak yöne doğru. Yani kas sayılar toplamı düşük olan tarafa doğru hareket edecek. Ama kabın hacminin azaltması kapta bulunan tüm maddelerin derişimlerinin artmasına sebep olacak. Haşığı maddesinde, H2S maddesinde derişimin artmasına sebep olacak. Dolayısıyla bu da olur. Cevap bu durumda 2, 3 ve 4 D şıkkıdır. Tepkimesi 25 derecede dengeye'dir. Bu tepkimeye uygulanan işlemlerinden hangilerinin dengeye etkisi yanlış verilmiştir. Birinci işlem sıcaklığın azaltılması. Sıcaklık azaltılırsa, Le Chatelier ilkesi gereği reaksiyon çoktan aza doğru, az olan taraf girenler tarafı olmuş oldu. Ürünlerden girenlere doğru hareket edecek. Denge girenlere doğru bozulacak. Sıcaklığın azaltılmasıyla denge ürünler lehine bozulur demiş. Ancak girenler lehine bozulur. Bu yanlış. Burayı silelim. Hacmin arttırılması. Şimdi hacim artarsa basınç azalır. Ve sistem basıncı arttıracak yöne katsayılar toplamının büyük olduğu yöne doğru gider. Ancak bu tepkime de girenlerin katsayılar toplamı 2, ürünlerin de katsayılar toplamı 2. Yani bu durumda hacim artacak, basınç azalacak ama denge bozulmayacak. Katsayılar toplamı farklı olduğu zaman denge bozulur. Burada denge bozulmaz. Dolayısıyla denge bozulmaz ifadesi bu anlamda doğrudur. Peki. Hidrojen gazı eklenmesi. Hidrojen gazı eklersek hidrojenin derişimi artar. Bu durumda reaksiyon sola doğru kayar. Çoktan aza sola doğru kayar. Sağ taraf, ürünler tarafı çok olmuş oluyor. Girenlere doğru kayar. Dolayısıyla denge girenler lehine bozulur ifadesi doğrudur. Yanlışları soruyor. Yalnız bir yanlış cevap aşıklıdır. Sabit hacimli kapalı bir kapta bu tepkime dengede, denklemine göre dengede olan tepkime T1 ve T2 anda uygulanan işlemlerin Derişimlere etkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre T1 ve T2 anlarında hangi işlem uygulanmış olabilir? Şıklardakine göre hangi işlem uygulanmıştır? Şimdi burada baktığımız zaman T1 anına kadar dengedeydi. Derişimler sabit olduğu için dengedeydi. T1 anında bir anda kaptaki tüm maddelerin derişimi azalmış. Hepsinin birden derişimi azaldığına göre demek ki bu kabın hacmi hacmi arttırılmış. Çünkü hacim artarsa derişim azalır. Tüm maddelerin derişimi azalır. Aynı zamanda basınç da azalır ve sistem tekrar dengeye gelebilme, gelebilmek için basınç azalmıştı. Basıncı arttıracak yöne. Yani katsayılar toplamı büyük olan yöne doğru hareket eder. Katsayılar toplamı burada girenlerde 3, ürünlerde 1. Katsayılar toplamı büyük olan taraf girenler tarafıdır. Girenlere doğru hareket ettiği için CO ve H2'nin derişimi bir miktar artar. Azalmıştı sonra bir miktar artar ama ilk durumun üzerine çıkamaz. CH3 CH3OH yani metanol ise azalmıştı. Girenlere doğru kaydığı için daha da azaldı. Dolayısıyla birinci etki T1 anda yapılan etki mutlaka hacmin arttırılmasıdır. Hacmi arttırmak. Hacmi arttırmak. Şimdi daha sonra T2 anında burada daha sonra tekrardan T2 anında dengeye gel. T2 anında ne oluyor peki? CO'nun derişimi artıyor. CH3OH'ın derişimi azalıyor. H2'nin derişimi artıyor. Yani hepsinde yavaş yavaş artış veya azalma durumu var. Bu durum sıcaklığın değiştirilmesiyle olur. Şimdi CO maddesinin derişimi arttığına göre demek ki sıcaklık arttırılmış ki sıcaklık arttırıldığı zaman reaksiyon sola doğru kayar. Sola doğru kaymış. CO ve H2'nin derişimi artmış. Gerçekten de CO'nun derişimi ve H2'nin derişimi yeşil olan artıyor. CH3OH ise azalıyor. O zaman ikinci T2 anda yapılan etki sıcaklığı arttırmak yönündedir. Sıcaklığı arttırmak. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen bu tepkimenin T1 ve T2 derecedeki Kc değerleri verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bu tepkimenin endotermik mi egzotermik mi olduğu belli değil. Şimdi ancak T1'den T2'ye doğru gidildiğinde Kc değeri 0,2'den 0,5'e yani artmış. Şimdi bu tepkime diyelim ki endotermik bir tepkime olsun. Eğer endotermik bir tepkime ise sıcaklık arttığında Kc değeri artar. Sıcaklık arttığında Kc değeri artar. Burada sıcaklık, burada Kc değeri arttığı için eğer endotermikse T2, T1'den daha büyüktür. T2, T1'den daha büyüktür. Çünkü endotermik tepkime de Kc'nin artması sıcaklığın artmasıyla mümkündür. Eğer egzotermik bir tepkime ise egzotermik tepkimede ise T değeri yani sıcaklık azaldığında Kc değeri artar. Şimdi burada Kc değeri artmış. E bu eğer egzotermik bir tepkime ise sıcaklık azaldığında bu mümkündür. Yani T1 büyük T2'dir bu durumda. Şimdi diyor ki hangisi kesinlikle doğru. Eğer ki T1 T2'den büyükse o zaman bu tepkimenin egzotermik olduğu kesinlikle doğrudur. Peki ikinci ifade. Sıcaklık T1'den T2'ye getirildiğinde Z'nin derişimi artıyor ise tepkime endotermiktir. Şimdi biz bu tepkimenin endo mu egzo mu olduğunu bilmiyoruz. Sıcaklık T1 mesela endo olsun. Endotermik bir tepkime ise eğer. Endotermik tepkimede sıcaklık T1'den T2'ye getirilmesi demek sıcaklığın artması demek. Bu durumda reaksiyon ürünlere kayar. Üründeki Z'nin derişimi gerçekten de artar. Peki eğer egzotermikse de bu oluyor mu peki? Egzotermik tepkimede. Egzotermikse. Sıcaklığın T1'den T2'ye getirilmesi ne demek? Sıcaklığın düşürülmesi demek. Sıcaklık düşürülürse reaksiyon ürünlere kayar. Yine Z'nin derişimi artar. Yani T1'den T2'ye getirildiğinde egzotermikse de Z'nin derişimi artıyor. O zaman bu kesinlikle doğru değil. Peki. Sıcaklık T2'den T1'e getirildiğinde gaz mol sayısı artıyor ise tepkim endotermiktir. Yine aynı şeyi yapalım. Endotermik olsun. Sıcaklık T2'den T1'e getirilmesi ne demek endotermikte? T2'den T1'e getirilmesi demek sıcaklığın azaltılması demek. Sıcaklık azaltılırsa reaksiyon sola doğru kayar. Sağ taraftaki gaz mol sayısı katsayısı sayısı 2 idi. Sol tarafta 3. Katsayı sayı arttı. Dolayısıyla mol sayısı artar. Dolayısıyla gaz mol sayısı artar eğer tepkime endotermikse. Peki egzotermikse ne oluyor? Egzotermikse. Egzotermikse eğer sıcaklık T2'den T1'e gitmesi demek ne demek? Sıcaklığın arttırılması demek. E sıcaklık arttırılırsa da reaksiyon sola kayar. Yine gaz mol sayısı artar. Yani bu endotermik olduğunu kesin olarak ifade etmez. Dolayısıyla burada kesin doğru olan yalnız bir cevap A şıkkıdır. Sabit sıcaklıkta 1 litrelik kapalı bir kapta bu denkleme göre 4 mol X, 1 mol Y, 2 mol Z ve 2 mol T gazı sabit sıcaklıkta dengededir. Kaba sabit sıcaklıkta 3 mol Y gazı eklenip tekrar denge kurulduğunda kapta kaç mol Z gazı bulunur diye soruyor. Tepkimeyi şuraya tekrardan yazalım. X artı Y'den Z artı T'ye. Şimdi öncelikle ilk durumda zaten dengedeydi. Denge diyelim şöyle. Kabın hacmi 1 litre olduğu için mol ile molerite eşit. Yani X'in derişimi burada 4 molar. Y'nin derişimi 1 molar. Z'nin 2, T'nin 2 molar. Şimdi bu şekilde dengedeydi. Sonra 3 mol Y gazı eklendi. 3 mol Y gazı eklenirse... Reaksiyon sol taraf artacağı için çoktan aza doğru ürünlere doğru kayacak. Ürünlerin derişimleri bir miktar artıp irenlerin derişimi bir miktar azalacak. Ve tekrardan yine dengeye gelecek. Şimdi dengedeydi zaten bir etki yapıldı. Etki ne? 3 mol Y gazı eklemek. Y'nin altına 3 mol Y ekledik. Artı 3 mol. Bu 3 mollük etkiden sonra sistem karşılık olarak bir tepki veriyor. Tepki, bu tepkime, bu tepki sonucunda reaksiyon ürünlere doğru hareket ediyor ürünlerin molü bir miktar artıyor ama ne kadar arttığını burada bilmiyoruz. Diyelim ki ürünler A kadar artsın. A. Katsayılar hep bir olduğu için o zaman girenler de A kadar azalır. A kadar azalır. Ve sonra sistem tekrardan dengeye gelir. Şimdi kapta X için 4 mol vardı. Sonra bu sağa doğru kayarken X'ten A mol azaldı. 4 eksi A mol oldu. Y ise 1 mol vardı. 3 mol eklendi. 4 mol oldu. A mol azaldı. 4 eksi A oldu. Burası 2 artı A oldu. Burada 2 artı A oldu. Tekrardan dengeye gelince şöyle buraya hatta ikinci denge diyelim. Buraya da birinci denge diyelim. Şimdi peki A'yı nasıl bulacağız burada? Birinci dengedeki denge sabiti neyse ikinci dengedeki denge sabiti aynı değil mi? Evet aynı çünkü sıcaklık sabit. Peki ilk durumdaki Kc değeri kaç? birinci dengede ürün bölü giren katsayı üst. Katsayılar zaten 1. O zaman 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 bölü 4 çarpı 1. Yani 4 bölü 4'ten 1. O zaman bu 1 eşittir. 2 artı a çarpı 2 artı a bölü 4 eksi a çarpı 4 eksi a. Yani şurada devam edelim. 1 eşittir. 2 artı a'nın karesi bölü 4 eksi a'nın karesi. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alalım şu karelerden kurtulmak için. 1 dışarı zaten 1 diye çıkacak. Eşittir. 2 artı a yani a artı 2 yazalım. Bölü 4 eksi a. 1 bölü 1 işler dışlar çarpımı. 4 eksi a eşittir a artı 2. a'yı bu taraf eksi a'yı 2'yi bu tarafa. 2 a eşittir 2. a da buradan 1. Ne diyor? Tekrar dengeye geldiği zaman kaç mol z gazı bulunur? Kaç mol z gazı bulunuyor da? 2 artı a mol. O zaman 2 artı A'da 1'de 3 mol Z gazı bulunur. Cevap D şıkkıdır. Şekildeki ideal pistonlu kaba belirli sıcaklıkta PCl3 ve Cl2 gazları konuluyor. Ve bu tepkimenin dengesinin kurulması sağlanıyor. Dengedeki sisteme bu etkiler yapılıyor. Ayrı ayrı uygulanıyor bunlar. Ve bu etkiler sonucunda PCl gazının derişimi ve denge sabiti Kc ve toplam molekül sayısı değişimleriyle ilgili hangileri doğrudur? Öncelikle KC için şunu söyleyelim. Denge sabiti yalnızca sıcaklıkla değişir. Mesela 1'de sıcaklık sabit, 1. etkide, 3. etkide de sıcaklık sabit. Sabit sıcaklıkta KC değişmez. 1 ve 3'te KC değişmez ifadeleri doğrudur. Ve ekzotermik bir tepkimede sıcaklığı arttırmak demek, sıcaklığı arttırmak demek KC değerini azaltmak demektir Egzotermik olduğu için. O zaman ikinci etkide KC değeri azalır da doğru. O zaman ikinci ifade ikinci öncül doğru. Peki. Birinci öncüle bakalım. Sabit sıcaklıkta helyum gazı eklemek. Şimdi bu kaba helyum gazı eklediğimiz zaman helyum soy gazdır. Buradaki hiçbir maddeyle tepkime vermez. Ancak kaba helyum eklemek buradaki pistonun bir miktar yukarı hareket etmesini sağlar. Piston yukarı doğru hareket eder. Yani aslında kaba helyum eklemek hacmi arttırmak demektir. Hacim arttığı zaman da burada kapta bulunan PCL3, CL2, PCL5 ki dengeye geldiği zaman PCL5 de var. Bu maddelerin derişimleri hepsinin birden azalır. Aynı zamanda buradaki şu 3 gazın toplam basıncı da azalır. Çünkü e, dış basınç sabit zaten. İçeride bu üçünün bir basıncı vardı ama artık helyumun da bir basıncı var. Helyum ve bu üç gazın basıncı dış basıncı artık eşit. Dolayısıyla hacim arttığı için bu gazların basıncı da azalmıştır ama toplam basıncı yine aynıdır. Dış basıncı eşittir. E, dolayısıyla sistem tekrardan dengeye gelebilmek için basıncı arttırmak isteyecek. Basıncı arttıracak yönde de gaz katsayılar toplamının büyük olduğu yöndür. Bu da girenlerin katsayılar toplamı 2, ürünlerin 1. O zaman basınç azalmış da hacim artışından dolayı basıncı arttıracak yön girenler tarafıdır. Girenlere doğru hareket eder bu durumda. Girenlere doğru hareket etmesi demek girenlerin derişiminin artması, ürünlerin derişiminin azalması demektir. Yani önce azalmıştı. Sonra bir miktar bunlar artacak. Ürünler bir miktar azalacak. Ancak PCL5 derişimi birinci etki sonucunda hacim arttığı için zaten tüm maddelerin derişimi direkt azalır zaten. Azalır. Daha sonra PCL3'ün bir miktar az, artacak. Gerçi bu PCL5, PCL3'ün artacak, CL2'nin artacak ama ilk duruma göre azalmış kalacak. PCL5 azalmıştı. Daha da azalmaya devam edecek. Molekül sayısı burada ne olur bu etkide? Girenlere doğru hareket ettiği için mesela ürünlerden 1 mol azaldı. Girenlerden 2 mol artacak. Dolayısıyla molekül sayısı da artar. İkinci etki sıcaklığı arttırmak. Şuna da bakalım. Sıcaklığı arttırdığımız zaman reaksiyon sola doğru hareket edecek. Soldaki maddelerin derişimi artacak. Sağdaki maddenin derişimi azalacak. Dolayısıyla PCl5 yani fosfor pentaklorür maddesinin derişimi ne oldu? Azaldı. Molekül sayısı yine girenlere doğru kaydığı için arttı. Son etki. Sabit sıcaklıkta piston üzerine ağırlık koymak. Burada da piston üzerine ağırlık koyduğumuz zaman, getirip bir ağırlık koyduğumuz zaman piston aşağı doğru hareket edecek. Bunun piston aşağı doğru hareket etmesi demek, burada da hacmin azalması demek. Hacmin azalması tüm maddelerin derişiminin öncelikle artması demek. Sonra bir miktar azalsa bile ilk duruma göre mutlaka artmış kalacaktır. Dolayısıyla bir de doğru. Derişimler arttı, basınç da bir miktar arttı. Sonra sistem tekrardan gelebilmek için basıncı bir miktar azaltacak. Basıncı azaltmak için kas toplamının düşük olduğu tarafa yani ürünlere doğru kayacak ve ürünlerde gaz kas daha düşük olduğu için molekül sayısı azalacak. Dolayısıyla 3 de doğrudur. Cevap 1, 2, 3, E şıkkıdır.